hepinizi baba evine gelmiş, hepinizi baba evinde oturan güzel insanları ziyarete gelmiş bir evladınız, bir kardeşiniz olarak sevgiyle selamlıyorum. Herkes baba evine doğar. Büyünür, kimi ayrılır gider, kimi Irak'ta oturur, kimi yakında oturur. Kimi büyüğüne gider, kimi küçüğünden yetinir. Ama herkes bilir ki başım sıkışırsa, eğer bir gün zora düşersem baba evinde çorba kaynamaktadır, baca tütmektedir. İşte o baba evindeyiz. Baba evi, baba evinin elbette bir tapusu vardır arkadaşlar. O tapuda ne Özgür Özel yazar, ne Kemal Kılıçdaroğlu, ne İsmet Paşa yazıyordu, ne de Bülent Ecevit. Bu partiye hizmet eden, edecek olan herkes çok kıymetlidir. Hepsine minnet, aramızda olmayanlara rahmet okuyoruz ve hep birlikte haykırıyoruz ki bu evin tapusunda bir tek isim yazar. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. İşte dün o baba evinde, babamızın evinde, partimizde bir adımı attım. Hayata adım attığım İzmir'e de o adımın ertesinde geldim ve ilk kongremize katılıyorum. Buradan sonra farklı şehirlerde, Konya'da olacağım, Diyarbakır'da olacağım, Trabzon'da, Edirne'de, Kayseri'de olacağım ve bu sürecin sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nde partimiz daha iyi olsun diye Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına büyük bir moral bozukluğu, büyük bir moral çöküntüsüyle başlamamak için, buna izin vermemek için partiyi yeniden ayağa kaldırmak, gençleriyle, kadınlarıyla, örgütüyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden umut yapmak, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki küçük iktidar savaşını kazanmak değil, Cumhuriyeti yöneten büyük iktidar mücadelesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni ayağa kaldırmak için baba evinden helallik almaya geldim. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Değerli arkadaşlar, şüphesiz milli mücadelenin ilk kurşunun atıldığı, ardından son askerin 9 Eylül'de denize dökülerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşunun tescillendiği bu güzel şehir 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra en derin üzüntüyü, en büyük hayal kırıklıklarını yaşayan şehirlerden bir tanesi. Biz bu büyük üzüntünün, bu büyük hayal kırıklığının seçmende ne yansımaları olduğunu, seçmeni ne duruma getirdiğini birebir hepimiz yaşıyoruz. Sizler Karabağların Kavacık köyünde üzüm hasatı yapan, bağında uğraşan Memduh abiyi, Bergama'nın Kozak yaylasındaki dağ köylüsünü, Kemal Paşa'nın fabrikalarında alın teri döken işçi kardeşimi ya da Torbalı'da çiçek seralarında çalışanları hepiniz görüyorsunuz, dinliyorsunuz, onların elini tutuyor, gözünün içine bakıyorsunuz. Üzülerek söylemek isterim ki büyük bir duygusal kopuş,
büyük bir moral bozukluğu, büyük bir umutsuzluk ve küskünlük var. Eğer biz Cumhuriyeti kuran, Türkiye'nin en köklü partisini kuran, günü gelince çok partili demokratik sisteme gözünü kırpmadan geçen, bu ülkeye demokrasiyi getiren parti olarak, eğer biz seçmenin bize, siyasete, sandığa küsmesine seyirci kalırsak çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız demektir. Dünyanın ne yapıyorsunuz gençler? Ne yapıyorsunuz? Hepimiz Bay Kemal'in yanındayız. Hep yanında olduk. Bundan sonra da yanında olacağız. Hiç şüpheniz olmasın. Eğer biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak bütün diktatörlerin beslendiği sandığa katılım oranının düşüklüğüne, seçmenin sandıktan, siyasetten umudunu kesmesine bir çare bulamazsak, bunun sonunda biraz önce Sayın Genel Başkan Yardımcısının söylediği elverişli zemin ortaya çıkar. Bugün Türkiye'de herkes bundan sonraki seçimle ilgili bir küskünlük, bir üzgünlük, bir kırgınlık ifade etmektedir. Buna çare olmanın yolu yeniden sandığı umut haline getirmektir. Gençler, kim dediyse bunu yapın diye yapmayın. Gençler, size bunu kim yapın dediyse yapmayın. Benim konuşmama engel olamazsınız. Cumhuriyet Halk Partililere yakışmaz. Beni Süleyman Soylu susturamadı. Bu talimatı veren de susturamaz. Hadi bakalım. Değerli Cumhuriyet Halk Partililer. Şimdi önümüzde bir yol, önümüzde bir tercih, önümüzde bir karar var. Ya hep birlikte sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıp, sanki seçmen kırgın değilmiş gibi davranıp, sanki ittifak kapasitemiz ortadan kalkmıyormuş gibi davranıp, sanki önümüzde büyük bir tehlike yokmuş gibi davranıp, kendi örgüt içi mücadelemizle partimizdeki koltuklarımızı korumaya çalışacağız, ya da hep beraber bir öz eleştiri yapıp samimi şekilde seçmeni anlayarak, gerekli değişimi sağlayarak, bunu sadece tüzüğü biraz daha demokratik hale getirerek değil, elbette destek veririz. Bu sadece programı kısaltarak değil, çok daha iyisini yaparız. Bu sadece bir kadronun değişmesiyle yetinmekle değil, elbette gereklidir. Ama tepeden tırnağa bir değişimle Türkiye'ye yeniden umut olmak zorundayız.